Değerli izleyiciler, 27 Aralık 2021 Pazartesi günündeyiz. Sevgili Üstadımız Özcan Pehlivanoğlu ile birlikte akşam saatleri, saati yaklaşık 18.30 Süper Lig konuşacağız Özcan Hoca ile. Süper Lig'de takip ettiğimiz 4 takım devre arasına girildi biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta oynanan 19. hafta karşılaşmalarıyla birlikte kısa bir ara var. Daha sonra hemen 15 gün sonra sezon tekrar açılacak. Şimdi tabii transferler konuşulacak. Biraz da futbolcuların kısa bir dinlenme şansı olacak. Böyle bir dönem öncesinde takip ettiğimiz, sezon başından beri takip ettiğimiz 4 takım Adana Demirspor, Trabzonspor, Sivasspor ve Altay. Bu kanalda Özcan Pehlivanoğlu üstadımız da takip ettiğimiz 4 takımın Süper Lig'deki son hafta karşılaşmalarını, bu arada bir de genel belki sezon değerlendirmesi de yaparız her bir takım için. Ben Özcan Hoca'ya yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Aynı zamanda da bizi dünyanın neresinde olursa olsun seyreden bütün seyircilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, tabii ki en son oynanan maç bu bizim dört takip ettiğimiz dört takımın içerisinde en son oynanan maçı Adana Demirspor oynadı. Dün oynanan Göztepe Adana Demirspor karşılaşması 1-1 berabere bitti. Ben başlarken Adana Demirsporlu ve işte Göztepe'li ve diğer hangi takımları tutuyorsa değerli izleyicilerimize kısacık bir abonelik çağrısı da yapayım ki bizi izleyenler bundan sonraki videolarımızı da daha düzenli izleyebilsinler. Hocam, Göztepe Adana Demirspor karşılaşması 1-1 berabere bitti. Adana Demirspor 3 puan alamadı belki deplasmandan ama 1 puanla geri dönmeyi de bildi. Göztepe ise arka sıralarda 3 puana ihtiyacı vardı ama o istediği 3 puanı bulamadı yine. Evet, şimdi biz tabii Adana Demirspor'u sadece bu sezon itibariyle değil, geçtiğimiz sezonlar itibariyle de yakından takip ediyoruz. Gelişmelerini biliyoruz, yaptıklarını biliyoruz, başlarını nasıl cereyan ettiğini yakından izliyoruz. Şimdi bir defa şunu söylemem lazım. Adana Demirspor bir proje takımı. Geçtiğimiz haftalarda da bunu söyledim. Ve ligi 5. bitirdi. Yani biz de onu tahmin etmiştik. İlk 5 arasında Adana Demirspor'un yapmış olduğu bu transferler nedeniyle ilk 5 arasında yer alabileceğini... 6. mi? 6. yani galiba. 6. 30 puanla 6. Yani bu an tatlısı böyle gösteriyor. Ben dün bakmıştım, eğer oynanan maçlardan sonra değişmişse bilmiyorum. 5.ydi. Şimdi 5. veya 6. Adana Demirspor iyi bir yerde bitirdi ligi. Bundan dolayı tebrik ediyorum. Bir de Adana Demirspor'u futbolcular açısından mükemmel bir kalecisi var. Muriç. Ferhat'la oynamaya çalıştılar birkaç hafta. Baktılar olmuyor. Muriç çok iyi bir kaleci. Nereden nasıl buldularsa, transfer ettilerse gerçekten daha da onu hem belki başka takımlarda, Türkiye Süper Ligi'nde yani üç büyüklerde veyahut da dünyada başka takımlarda, önemli liglerde, önemli takımlarda kaleci olarak göreceğiz diye düşünüyorum. Çok genç bir kaleci, gelişmeye açık bir kaleci. Çok iyi. Şimdi stoperleri var, çok çeşitli. Yani mesela Samet oynamıyordu. Tayyip Talha var. Semih var. Orada oynayan yabancıları var. Resul de stoper oynadı zaman zaman. Sonra sağ bek oynadı, sol bek oynadı. Yani değişiyorlar. Çok çeşitli bir kadrosu var. Orta sahada Stamboli'den tutta Vargas. Yani müthiş adamlar. En müthişi de Balotelli. Ben bu Balotelli'yi şeyi de anlamıyorum. İtalyan teknik adamı da anlamıyorum. Ya kardeşim, bu böyle Balotelli'yi 90 dakika tutacaksın sahada. O adamın sağı solu falan belli değil. Göztepe karşısında müthiş bir gol attı. Sağlarımızda yani ender görülen veya görülmeyen bir gol attı Balotelli. Birkaç tane attığı top var, pas var. Bir tane yaptığı vuruş var. İrfan Can, Göztepe kalecisi bunu çok güzel kurtardı. Yunus Akgün çok çalışıyor, çok geliştiriyor kendini. Fakat bencillikten kurtulması lazım. Bir kanat oyuncusu, yani bir hücumcu kanat oyuncusunun yeri geldiği zaman gol asistleri yapabilmesi lazım. Ama Yunus Akgün de kendini geliştiriyor. Düşünün, Akintola'yla öteki Hasan Bolonga mıdır nedir? Yani böyle acayip isimleri var bu Afrikalıların. Hasan Bolonga. Onlar kadroya giremiyor. Yani onun için Adana Demirspor çok iyi takım. Ve Adana Demirspor Göztepe karşısında Resul'ün
kendi kalesine attığı bir golle, ki orada Resul'ün büyük hatası var. Yani kalecinin çıktığına çıkmadığına bakması lazımdı. O kadar kaleye yakından kaleye pas da yapılmaz. Yani topu kornere bırakabilirsiniz. Kornerin ne olacağı belli değil. Takımınızı rahatlatırsınız. Ve Göztepe'nin de sizin üzerine o dakikalarda gelme gücü zayıflamış. Ama Göztepe için bir parantez açmak istiyorum burada. Göztepe takımı iki haftadır seyrediyorum. Hem Beşiktaş karşısında seyrettim, hem Adana Demirspor karşısında seyrettim. Müthiş bir top oynuyor. Müthiş bir mücadele yapıyor. Ama netice yok. Yani orta sahalarında Baninna mı ne, öyle bir adam var. Yani iki haftadır inanılmaz top oynuyor. Zaten bu hafta maçtan sonra tribüne çağırdı seyir. Ama berabere kaldı takım, ama onu tribüne çağırdı. Ve Göztepe takımı tıklım tıklım dolduruyor Gürsel Aksel Stadyumu İzmir'de ve takımına çok büyük bir destek veriyor. İnanılmaz bir destek. Futbolcular da o destekle beraber oynamak zorunda kalıyor. Göztepe takımının taraftarı ısırgan bir takım. Yani Maestro'yu beğenmiyoruz diyoruz ama bu takım iki haftadır. Yani oynadığı futbola bakarak, aldığı neticelere bakarak, yani ligde son sıralarda yer alması, yani bu takıma yakışmadığını düşünüyorum. Yani Göztepe'de. Ama Göztepe takımı bu takımla ligde kalır mı? Bana göre kalamaz. Dediğim gibi bu lig enteresan bir yere gitti. İşte Adana Demirspor'un çok iyi mücadele etmesine rağmen yenememesinin nedeni Adana Demirspor'un sahip olduğu kadro. Oyuncular. Yani Balotelli. Yani maçta öyle bir dakikada bir gol atıyor ki maçı kırıyor. Onun için Adana Demirspor'u ben zevkle seyrediyorum. Oynadığı oyun bana tat veriyor. Eğer oyuncular biraz bencillikten kurtulurlarsa, daha kolektif davranmaya, daha birlikte oynamaya, daha takım olmaya değer verirlerse, Adana Demirspor'un ikinci yarıda yenemeyeceği takım yok Türkiye Ligi'nde. Bir defa yani Göztepe çok zorladı. Sağdan geldi Berkan Emir'le. Soldan geldi. Ortalar, yan toplar. Muriç hepsini aldı. Adeta kaleci çalıştırdılar. Yapacak başka bir şey yok. Yandan top getiriyorsun. İşte ceza alanının yayı üzerinden diklemesine pas yapıyorsun. Ama kaleci hep karşında. Kaleci çok güzel. Yani Muriç geldiği günden bu yana çok büyük mesafe kat etti Adana Demirspor'un kalesinde. Tabii beraberlik Adana Demirspor için üzücü bir sonuç. Yani 80. dakikaya kadar maçı 1-0 önde götür. Rakibini durdur. Rakibin de çok iştahlı. Zevkle top oynuyor. Onun için Adana Demirspor oynadığı bu futboldan, mücadeleden dolayı kutluyorum. Bence bütün Adana Demirsporlular, Montella, Murat Sancak başkanları, Adana Demirspor taraftarları hepsi alınan bu beraberler, deplasmanda alınan bu beraberler üzülmüşlerdir. Çünkü bana göre galibiyeti hak ettiler. Ama yani Göztepe'de inanılmaz. Yani Göztepe'de inanılmaz. Bana göre Göztepe'nin en az 4-5 tane o ilk 11'e monte edeceği, özellikle gol yollarını, kanatları çok iyi kullanabilecek oyunculara ihtiyaç var. Bir de ben Göztepe taraftarının İrfan Can'a bu kadar yüklenmelerini anlam veremedim. Tamam, Soner de penaltı kaçırdı geçtiğimiz maçlarda. Yani hem Soner'e hem İrfan Can'a çok yükleniyorlar. İrfan Can çok genç bir kaleci. Çok ümit vadeden bir kaleci. Ve yani Türkiye'de mutlaka üç büyüklerde oynayacak, oynayabilecek kapasitesi. Hatta yurt dışına gidebilecek bir kaleci. Böyle bir kaleciyi küstürmeyelim. Elinden geleni yapıyor. Çok inanılmaz toplar çıkardı o. İki kaleciyi de çok beğeniyorum. Ben İrfan Can'ı Adana Spor'da da izliyordum. Adana Spor'da da izliyordum. Birinci katı takip ettiğimiz için. Karaşık'ta bazen değişmeli oynuyorlar. Ya bu çocuğu niye almıyorlar? Göztepe aldı. Göztepe aldı. Kutluyorum Göztepe'yi. Mehmet Sebil'i kutluyorum. İrfan Can'la Eribayat tercihinden dolayı. Şimdi bence altın değerinde İrfan Can'la Eribayat. Ama Göztepe taraftarının bu çocuğa sahip çıkması lazım. Bu çocuk yürekten oynuyor. İyi kaleci. Kötü kaleci değil, iyi kaleci. Onun için takım motive etmesi lazım. Göztepe'nin mutlaka transferlere ihtiyacı var. Adana Demirspor transfer yapsa da olur, yapmasa da olur. Bu ligin işte ilk 5-6 takımından bir tanesi olacak diye düşünüyorum. Mağlubiyet, beraberliğe şaşırdım yani. Adana Demirspor oynadığı futbola göre beraberliğe şaşırdım. Çünkü şimdi moda bir tabir oldu. İşte maçın fişini çekmek. Bunu canlı yayın yapan şirketin
spikerleri çok kuullanıyorlar. Maçın fişini çekecek diye. Maçın fişini çekecek çok pozisyon geldi ama Adana Demirspor forvetleri bunları çok kolay heba ettiler, harcadılar. Ama çok zevkli bir müsabaka seyrettik. Göztepe'yi de Adana Demirspor'da kutluyorum. Beraberlik oldu ama bir de bu şunu söylemem lazım. Sezonlarda liglerin ilk maçları da son maçları da çok zor. Takımınızı motive edemezsiniz. Futbolcu artık tatili düşünüyordur. Başka şeyler düşünüyordur. Transferini düşünüyordur. Aklı karışıktır. Buna rağmen böyle bir müsabaka oynamalarından dolayı kutluyorum her iki takımda. Hocam, cumartesi akşamı zirvede müthiş bir mücadele vardı. Trabzonspor'la Başakşehirspor arasında. İki takım yenişemediler. Başakşehir Trabzonspor'a yaklaşma şansını bir anlamda kullanamadı. Trabzonspor ise çok kuvvetli bir rakibe yenilmese de kazanmayı başaramadı. Onda da hani belki de hani siz de dediniz ya ligin belki komple fişini çekecekti. O olmadı. Nasıl buldunuz bu iki takımı? Ya şimdi biz hafta içi yapmış olduğumuz tahmin yorumlarında bu maçın Trabzonspor açısından çok zor geçeceğini söylemiştik. Çünkü ben bir hafta önceki maçı Trabzonspor'un İzmir'de oynadığı Altay'la maçı seyretmiştim. Orada Trabzonspor'un eksiklerini, durumunu falan biraz canlı olarak analiz etme imkanı bulmuştum. Ve iki tane önemli stoperini, bir tanesi sezonu kapattı Edgar'le, diğeri de Victor Hugo. Yani o maçta oynuyor, Altay maçında oynuyor. Bir hafta sonra iki tane stoperleri yok. Denville'le Hüseyin oynadı ve Başakşehir'e karşı oynadı. Osaka gibi bir santrofora karşı oynadı. Enteresan. Başakşehir çok iyi bir takım. Yani. Öyle Başakşehir'i küçümsemeyin yani. Başakşehir çok iyi bir takım. Emre Belezoğlu'yla da bir hava buldular. İyi futbolcuları var. Bu sağ taraftaki Yusuf, yani yabancı olan Yusuf çok enteresan bir futbolcu. Zaten 3 takım transfer etmek istiyormuş. Kalecileri de Muhammed Çengezer de bizim takip ettiğimiz bir kaleci. Geçtiğimizden haber edemiz. Yani baktığımızda çok klas oyunculardan kurulu bir Başakşehir. Ve bu Başakşehir'e de Emre Belezoğlu bir mücadele gücü. Yani yeniden onları futbola döndürdü. Yeniden futbola döndürdü. Çok sahada mücadele ediyorlar. Bir de Akyazı'da Trabzon'un oynadığı Şenol Güneş stadı kapalı kişi oynamış bu maçta. Yani 41 bin küsur seyirci var maçta. Bu da enteresan. Şimdi çok güzel bir müsabaka oldu. Gol olmasa bile çok güzel bir müsabaka oldu. Ancak Trabzonspor'un eksiklikleri var. Trabzonspor'un yorulduğunu görüyoruz. Temposunun düştüğünü görüyoruz. Altay maçında da bu emareti. Başakşehir maçında da bu emareti. Aynı şekilde görüyoruz. Wayemeke, yani Trabzonspor'un yıldızı. Oyunu değiştiren. Ben hep bu programlarda anlattığım bir şey var kardeşim. Oyun dengede gider. Dengede gider. Ama sahanın içerisinde öyle bir futbolcu vardır ki o sahneye çıkar. Ya gol atar ya gol attırır. Ve dengeyi bozar. İnşaatı değiştirir. Wayemeke böyle bir oyuncuydu. Ama yok şimdi. Yani bu Trabzonspor için büyük bir eksiklik. Trabzonspor oyuncu almaya çalışıyor. Transferler yapmaya çalışıyor. Adanyaspor kaptanı Efe Can'la da anlaştı. Viska'nın gelebileceği söyleniyor Başakşehir'de. Ama eksikleri var. Ve şu an iki tane stoper arıyor. Sol bek arıyor. Yani Caner Erkin'le görüştükleri söyleniyor. Başka bir futbolcuyla görüştükleri söyleniyor. Yani Trabzonspor şimdi hem bu yorgunluğu atma. Yani bu ligin ilk yarısında futbolcular çok yoruldular. Büyük bir başarı sağladılar. Görüş Trabzonspor'u. Abdullah Avcı'yı kutluyor. Ahmet Ağoğlu'nun yönetimini. Bu komple bir iş. Yani sadece futbolcuların sahada başarabileceği bir iş değil. Ama iki tane oyuncusunun çapraz bağları koptu bak. İki tane ilk 11 oyuncusunun çapraz bağları koptu. Yani nasıl bir mücadele veriyor Trabzonspor bunu anlayalım diye söylüyor. Eğer kadro derinliği yaratmazlarsa şimdi iki tane stoper alacaklar. Bir de Türkiye'de kurallar değişiyor biliyorsunuz. Müteahhitler yönettiği için Türk futbolunu futbolcularla ilgili, kulüplerle ilgili avukat kararları alıyorlar. Şimdi oyuncu sayısı çok yanlış. Yani değişecek olması yanlış. Takımları şimdi yerli oyuncu transferine zorluyor. Yerli stoper bulamazsanız, mesela Adana Demirspor'lu Samet'in Trabzonspor'u transfer olacağı konuşuluyor. Medyada dönüyor. Niye versin kardeşim? Banko oynuyor Adana Demirspor.
Niye verecek yani? Verirse de çok büyük paraya verecek. Yani 9-10 milyon euro parayı basacak. En az 5 milyon, 6 milyon euroyu basacak. Kaç para ister Adana Spor bilmiyorum. Yani bunlar büyük paralar. Yani o sebeple bu büyük paraları adam almamak için bonservisi elinde olan ve orada banka oynayabilecek stoperlere ihtiyacı var. Önümüzdeki yıl yabancı oyuncu oynatma statüsünde değişiklikler olacağı için yabancıya da yönelemiyor. Yönelirse elinde kalacak. Boşa para gidiyor. Zaten ekonomik problem. Dolar, euro, döviz problemli. Onun için Trabzonspor yoruldu. Çok iyi puan topladı. Tarihi bir rekor kırdı. Ama yoruldu. Yorulduğunu da görmek lazım. Ve oyuncular çok üstün bir mücadele verdiler ilk yarıda. Ve tarihi bir puan topladılar. Hepsini tebrik ediyoruz. Kutluyoruz. Şimdi Başakşehir maçı da işte ligin son maçı. İlk devresinin son maçı. Kritik bir maç. En esasında zorlu bir maç. Şimdi Trabzonspor'un oynamak isteyişine, gol bulmak isteyişine Başakşehir'de aynı şekilde cevap verdi. Çok önemli bir şey. Başakşehir Trabzonspor'a karşı aynı şekilde cevap veremese o maçtan beraberlik çıkmazdı. Başakşehir yenilir. Trabzonspor yorgun olmasına rağmen, eksik olmasına rağmen Başakşehir'i yenerdi. Ama Başakşehir'i de kutlamak lazım. Trabzonspor'un verdiği mücadeleye karşı onlar da aynı oranda tepki verdi. Şimdi bir seyircimiz Uğurcan Çakır'a laf söylüyor diye bizi seyretmeyi bırakmış. Ya kardeşim laf anlamıyor musunuz? Laf. Uğurcan Çakır'ın oyunculuğuna, Uğurcan Çakır'ın efendim performansına, Uğurcan Çakır'ın yaptığı kaleciler, biz bir laf söylemedik. Biz dedik ki Uğurcan Çakır'a senin düzeyindeki bir kalecinin seyirciyle uğraşmaması lazım. Tribünleri tahrik etmemesi lazım. Tribünlerle oynamaması lazım. Tribünden sana hakaret edilebilir, laf söylenebilir, küfür edilebilir. Profesyonel futbolcu, Uğurcan Çakır gibi o düzeye gelmiş bir futbolcu kulaklarını tribünlere tıkayacak, tribünleri tahrik etmeyecek. Bu hem kendi aleyhine hem kulübe aleyhine, takımı aleyhine sonuçlar doğru. Biz onu buradan uyarıyoruz. İkaz ediyoruz. Bu senin yaptığın yanlış diyor. Vay Uğurcan Çakır'a laf söylemiş. Ya kardeşim sizin şeyiniz yok mu yani? Anlayacak zekanız yok mu ya? Biz Uğurcan Çakır'a bir laf söylemiyoruz. Ona yol gösteriyoruz. Öyle yapma diyor. Ben bunu Altay maçında gördüm. Tribünlerle oynamasını gördüm. Trabzonspor galibiyet golünü atıyor. O tribünlerle uğraşıyor. Sana ne kardeşim? Sen galibiyet golünü atmışsın. 2-1 galipsin. Sen bak oyununa oyna. Uğurcan bunu başka maçlarda da yaptı biliyorsun. Kendisini fazla kaptırmış bu işe. Uyarıyorum ben. Tamam mı? Ya seyretmeyecek sen de seyret. Ama biz uyarıyoruz yani. Doğruyu söylüyoruz. Yani. Eğer o bu şeyini giderirse, bu yanlışını giderirse, yarın öbür gün dünya liglerinde önemli takımlarda kalecilik yapacak Uğurcan. O potansiyeli var. Veya uzun yıllar Türkiye Süper Ligi'nde Trabzonspor'un veya üç büyüklerden bir takımın kalesini koruyacak. Ama böyle yaparsa sevimsiz bir kaleci haline gelir. Tribünlerin sevmediği bir adam. Bakın sadece kendi taraftarlarının değil. Bütün Türkiye'deki futbol severlerin sevmediği sevimsiz bir adamın futbol ömrü de uzun olmaz. Ben ona bir yorumcu olarak, bir futbol sever olarak tribünlerle zıtlaşma diyorum. Bunu da demeyi Uğurcan'ı daha da iyi görmek anlamında kendim için bir vicdani sorumluluk atfediyor. Trabzonspor Başakşehir maçı herhalde Ahmet Ağol söylemiş. Aynı bir Bundesliga'nın zirve maçı gibi oldu demiş. Evet benzetme doğru bence. Böyle bir maç oldu. Her iki takımı da kutluyorum. Hocam size Giresunlular çok kızmışlardı. Bir takım uyarılarda bulunmuştunuz Giresunspor'la ilgili. İşte gerçeklerin yani şöyle bir şeyi var yani ortaya çıkıyorlar yani gerçekler böyle bir kötü bir huyu var. Konuşulan gerçekler ortaya çıkıyor. İşte Giresunspor Hatayspor ki formsuz olduğu bilinen bir Hatayspor karşısında kendi sahasında son 10 dakikada yediği bir golle evinde 3 puanı bıraktı. Şeyi de üst üste de ikinci yenilgisini aldı. Biraz da tabii moral yönünden de çökmüş olarak girdi şeye devre arasına. Aslında iyi de oldu. Böyle yani kızmasınlar bana. İyi oldu dediğim şu.
Giresunspor'un hani transfere ihtiyacı var söyleminin tam zamanında ortaya doğrulanması anlamında iyi oldu. Giresunspor eksiklerini görmüş oldu. Bunu söylemeye çalışıyorum. Nasıl buldunuz hocam iki takımı? Şimdi yani renk körleri, futbolda renk körleri vardır. Tamam. Renk körleri bizim söylemeye çalıştığımız doğruları anlamazlar. Anlasalar bile anlamak işlerine gelmez. Ben Giresunspor düşmanı deyip Giresunspor kazansın, Giresunspor başarılı olsun, Giresunspor ligde tutunsun. Kaç 40 küsur yıllardan sonra lige çıkmışlar. Yani benim Giresun'a, Giresunlara muhabbetim var. Ama futbol çok basit bir oyun olmasına rağmen kendisine ilişkin gerçekleri görmediğiniz zaman ve gereğini yapmadığınız zaman size başarısızlık olarak dönüyor. Ben Giresunspor'u görüyorum. Verdiği mücadeleyi görüyorum. Aldığı puanları görüyorum. Bunların hepsini başarı olarak görüyorum. 22 puan. Az bir puan değil. Geldi. Bu ligde 22 puan topladı. Ama şimdi bakın aklımızı başımıza alın. Ben bunu sadece Giresunspor için söylemiyorum. Takımlar için söylüyorum. Bakın bambaşka bir ikinci yarı olacak. Şimdi Okan Kucu Giresunspor'un başarısında önemli rol oynamış bir futbolcu, kaleci. Okan Kucu basından izlediğimiz haberlere göre Galatasaray'a geri çağırdı. Şimdi Okan Kucu giderse kim Giresunspor'da Okan Kucu'nun gösterici performans gösterebilir? Kaleci deyip geçmeyin. Çok önemli bu lig. Okan Kucu. Şimdi Türkiye liglerinde takımlar açısından bir tehlikeyi daha görüyorum. Aptal aptal işler yapıyorlar. Devre arası transfer çok tehlikeli. Çok tehlikelidir. Yani işte Avrupa'da şu varmış. Şurada bu. Ya kardeşim sen Avrupa'da 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon euro verip takıma daha geldiği gün monte olacak ve süper bir performans gösterecek adam alamıyorsun ki. Bunu Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş bile alan. Ya top oynamamış uzun süre, ya futbolu geriye gitmiş, ya çaptan düşmüş, ya sakatlık geçirmiş falan adamları buluyorsun Türkiye'de oynatmak için. Şimdi bütün takımlar yabancı oyuncu arıyor. Ya bu büyük bir kumar. Büyük bir kumar. Şimdi Giresunspor ne yapmalı? Giresunspor'un biz mağlup olacağını, mağlubiyetler alabileceğini. Çünkü yani bıçak sırtı gidiyor takım. Bıçak sırtı gittiğini görüyoruz. Eğer oyuncular da kreatif olarak sahneye çıkamıyorlarsa, kreatif oyuncular yoksa, sahneye çıkamıyorlarsa, işte o denge 1-0 aleyhine bozuldu. Yani Altay'ı yendiğinize bakmayın. Altay'ı gelen yeniyor, giden yeniyor. Altay'ı yenmeyen takım yok. Altay'ı yenmeyeni dövüyorlar. Ama şimdi Giresunspor olarak gerçekçi bakarsan bu takım zayıf. Ya şimdi bir takım kaybetmeye başlayınca tekrar kazanamıyorsun. O çok zor bir şeydir. Yani hep dengede götürmen lazım. Hele kendi sahanda mutlaka bu tip maçları, yani Hatay gibi maçlarda ligde orta sıralarda tutunmak istiyorsan, düşme endişesi yaşamak istemiyorsan en az beraberlikle ayrılacaksın. En az bir puan alacaksın. Bir puan deyip geçmeyin. O bir puanlar çok önemli. Ligin son haftalarına geldiğimizde o bir puanları felaket arayacaksın. Şimdi Giresunspor'un en az 5-6 tane Süper Ligi tanıyan, Türkiye Süper Ligi'ni tanıyan ve takıma koyduğunuzda monte olacak oyunculara ihtiyacı var. İyi bir santrafora da ihtiyacı var. Hatta iyi bir kanat oyuncusuna da ihtiyacı var. Şimdi bugün haber. Traore ile neydi? Dukara biri Mali'de, biri Moritanya'da, Moritanya'da ne? Afrika Uluslar Kupası'na çağırmışlar. 9 Ocak, 6 Şubat yok. Türkiye ligleri oynanıyor. Yok bu adamlar. 5-6 hafta yok. Yani Traore doğrudan banka oynuyor takımda. Dukara da giriyor. Sonra bu hafta felaket bir gol kaçırdı Dukara. Yani o da sonradan giriyor oyuna. İki oyuncu yok. Yani hem bir hamle oyuncusu. 5-6 hafta yok. Şimdi bu Giresunspor mutlaka transfer yap.
İki oyuncusu yok. Okan Kocuk gidiyor. Mevcut takımdan 3 oyuncu girici gidiyormuş gibi bakıyor. Yani. Eğer o işte 15-12 Şubat mı ne diyorlar Avrupa Ulus, bir de oyuncuların nasıl geleceğini bilmiyorsun. Ama oyuncular gidiyorlar Afrika Uluslar Kupası'na. Sakat mı dönecekler, hasta mı dönecekler? Türkiye'ye gelip 15 gün karantina altına mı alınacaklar? İtman yapacaklar mı, yapmayacaklar mı? Yani ben bu oyuncuların akıbetini sadece Giresunspor açısından değil, Afrika Uluslar Kupası'na gidip de Türkiye'ye işte 12 Şubat herhalde, 12 Şubat'tan sonra dönecek oyuncuların ne kadar verimli olacağı benim için büyük bir soru işareti. Her takım. Giresunspor mevcut takımdan 3 oyuncuyu bu şekilde kaybetmiş oldu. Bana göre en az 5-6 tane Süper Lig'i tanıyan, Süper Lig'in ikinci yarıdaki temposuna ayak uydurabilecek 5-6 oyuncuyu Giresunspor'un alması lazım. Giresunspor'un elinde kreatif oyuncular olsaydı Hatay Spor karşısında mağlup olmaz. Çünkü son hafta dedim ya, yani son hafta futbolcu motivasyonunu kaybediyor. Değişik nedenlerle kaybediyor. Bana göre şeyin son hafta sendromu var futbolda. Sezonun ilk yarısının son haftası sendromu var. Benim kanaatim. Onun için Giresunspor'un bu böyle olacağını, meşhur bir söz var Türkçe'de. Göz olanı görür, akıl da olacağı görür. Bizim futbol aklımız, yani Giresunspor'un sıkıntılar yaşayabileceğine dair düşünceler içeriyordu. Biz de onu söylemiş olduk. Önceden Giresunsporlular da sağ olsunlar bize kızıyor. Kızmayın kardeşim. Biz siz iyi olasınız diye fikirlerimizi beyan ediyorum. Onun için Giresunspor'un Hatay karşısında zorlanabileceğini, çünkü Hatay Spor süratli bir şekilde 3. bölgeye topu taşıyan, geçişlerde çok hızlı olan bu tip oyuncuları var çünkü. Bir takım ve nihayetinde de böyle bir şey buldular. Pozisyon buldular. Ve gol attılar. Şimdi bu arada bir şey söyleyeyim. O pası yapan orta saha oyuncusu Onur Ergün. Onur Ergün'ü İstanbul Spor'dan tanıyoruz geçtiğimiz. Hatta 3-4 yıl İstanbul Spor'dan tanıyoruz. Görün işte TFF 1. Lig'de Onur Ergün gibi oyuncular var. Ki Onur Ergün sakatlıktan döndü. Benim çok beğendiğim bir futbolcuydu. Gole de yakın bir orta saha oyuncusu. Hatay Spor'da top oynuyor. Yani onun için Süper Lig'i tanıyan ve Süper Lig'in temposuna ayak uydurabilecek topçular bulun diye başta Giresunspor olmak üzere Süper Lig kulüplerine tavsiyede bulunuyor. Giresunspor bu maçta bence aklı kalmasın. Doğruları yapabilirse, doğruları yaparsa doğru transferler yaparsa ikinci yarıda da ligde kalabilecek puanları toplamayı başaracaktır diye düşünüyorum. Bak Erol Can da sakat. Yani onda çapraz bağları koptu. Yani ben çok sevdiğim, beğendiğim Giresunspor altyapısından geçiyorum. Üzülüyorum ama bunlar yani Giresunspor'un da mesela nasıl ki Trabzonspor iki tane oyuncusunu çapraz bağlardan sakatlıkla verdi. İşte Giresunspor'da değişik nedenlerle şu an 4 oyuncusunu, yani ilk 11'de oynattığı veya hamle oyuncusu olarak kullandığı 4 şu an ikinci yarıda kullanamayacak. Onun için bunları mutlaka yerlerini doldurması lazım. Öyle yaparlarsa Giresunspor ligde kalacak diye düşünüyorum. Evet hocam. Hocam dediniz ya Altay sürekli kaybediyor diye. Altay kaybetmeye devam etti son hafta. Kasımpaşa karşısında 2-0'lık bir yenilgi. İlk devrede Donk'un golüyle 1-0 öne geçmişti Kasımpaşa. Maçı çevirmeye çalışırlarken Cebrail'in kırmızı kartı şeyi bozdu, yani Ahenk'i de bozdu Altay adına. Oyun içindeki dengeyi Kasımpaşa'ya doğru çevirdi. Daha sonra son dakikalara doğru 88. dakikada Umut Bozok sahne aldı ve Kasımpaşa Altay'ı 2-0 yenerek 6 puanlık bir karşılaşmadan istediği 6 puanı almış olarak ayrıldı. Şimdi yani bir Trabzonspor maçına bakın Altay'ın. Bir de Kasımpaşa maçına bak. İki maç arasında siyahla beyaz kadar fark var. Bir, şunu söylemem lazım. Altay takımı maç seçiyor. Altay Beşiktaş'a karşı, Galatasaray'a karşı, Trabzonspor'a karşı, Fenerbahçe'ye karşı, Başakşehir'e karşı çok farklı bir futbol oynadı.
Ama böyle işte Kasımpaşa'ya karşı, Yeni Malatya'ya karşı, Konya'ya karşı, Antep'e karşı çok daha farklı futbol oynadı. Şimdi Altay takımı oyuncuları maç seçiyor. Ve Altay takımı bu ligin en zayıf takımı. Bir de yani bilmiyorum, futbolcuların morali yok. Yani futbolcu eğer ödemelerinde sorun yaşanıyorsa, para alamıyorsa zamanında, yani futbolcuların moralsizliği var Altay. Nedenini bilmiyorum. Bir de Altay'ın futbolcularının birçoğu bu ligin futbolcusu değil. Araf'ta. Yani TFF 1. Lig'de Süper Lig arasındaki oyuncular. Onun için sahada sürekli aynı tempoyu yakalayamıyorlar. Aynı performansı sağlayamıyorlar. Yani bu çok önemli bir şey. Ve Altay takımı devamlı sakatlıklar veriyor. Her hafta farklı oyuncular sakat. Yani Altay'ımız zaten stoperler konusunda büyük sorunu var. Ama stoperler, o stoperler bile sakat. Yani Altay'ın en zayıf yeri stoperler. Kimdi stoperleri? 40 yaşındaki İbrahim Öztürk ve Murat Akşay'dı. Onların ikisi de bu maçta sakat. Yok. Yerine haftalardır oynamayan Björn Kander, İsveçli. Björn Kander sakatlıktan yeni çıkmış. Björn Kander de Tiamon. Zaten Tiamon yaptığı bir hata Donk'un gol atmasına neden. Orta saha çok zayıf. Orta sahada Pinares oynamadığı zaman savunması olmayan bir oyuncu. Şimdi modern futbolda savunması olmayan orta saha hiçbir ifade etmiyor. Yani top ayağına geldiğinde top oynayacak. Böyle bir şey yok. Yani orta saha oyuncuları, modern futbolda orta saha oyuncuları tamam topla oynadıkları kadar, isabetli pas yaptıkları kadar savunması da olan oyuncular olmuş. Pinares denen arkadaş da Şilili oyuncuda savunma yok. Savunma olmayınca yani o zaman neye dönüyor orta saha? İki tane adamın üzerine kalıyor. Mesela çok enteresan bir taktikle Altay oynadı. Beşli bir savunma yaptı. Nader'i de çok ağırlaştı. Yani sakatlıktan döndükten sonra Nader'i inanılmaz ağırlaştı. Altay hep o kanattan goller yiyor. Şimdi Mustafa Denizli de yani fantazi yapıyor. Bir de onu söylemem lazım. Yani futbol fanteziyi kaldırmaz. Hep arayış içerisinde Mustafa Deniz. 11'i devamlı değiştiriyor. Futbol bunu kaldırmaz. Mustafa Denizli bu fantazilerinden süratle kurtulup yani gerçekçi bir 11'i sahanın içerisine koyabilmeli. Koyamadı ligin başında. O sakatlıklara bağlıyor bu işi. Bir de tabii yani enteresan bir şey. Bir oyuncu alacakmış. İşte takım bir oyuncu eksikliği varmış. Bir oyuncu alırsa bu takım 50 puanının üzerinde toplayacakmış. 50 puanın altında toplarsa kendisi inanmaz. Ya bunlar nerede yaşıyor Mustafa Denizli? Ben anlamadım. Benim Mustafa Denizli'ye büyük saygım var. Altay takımı eğer Mustafa Denizli olmasaydı Süper Lig'e çıkamazdı. Zaten Altay kulübünün tribünleri de bölündü. Mustafa Denizli kalsın. Çıktıysak, nasıl çıktıysak, düşersek de Mustafa Denizli ile düşerim diyenler. Mustafa Denizli gitsin diyen. Çünkü hiçbir kulüp 13 hafta başarısızlığa bu kadar yutkunmaz. İşte Trabzon maçında bile maçtan sonraki mağlubiyetten sonra bir kısım taraftar yönetim istifa diye bağırdı. Ama Mustafa Denizli istifa diye bağıran yok. Mustafa Denizli için olsa olsa denilecek tek laf Altay'ın çocuğu Mustafa Denizli. Tribünleri sloganı bu. Altay'ın çocuğu Mustafa Denizli ama yani hem fantezi yapıyor. Hem de bir acayip bir durum. Tabii Altaylı birçok oyuncular bugün gene basına yansıdı. Kulüp aranıyor onlar gitsinler diye herhalde. Yeni oyuncular istiyorlar. Tahmin ediyorum. Mesela Erhan Çelen'in Kocaeli Spor'la anlaştı deniliyor. Kocaeli Spor'a çok faydalı olur. Bak ben buradan TFF 1. kulüplerinde uyarıyorum. Şimdi Altay mesela başta. Altay, Göztepe, ondan sonra Yeni Malatya, Kasımpaşa'da TFF 1. Lig'in üzerinde çok iyi oyuncular var. Ama bunlar Süper Lig için kafi gelmiyorlar. Bunları alabilirler. Altay'da müthiş adamlar var. Deniz Kadah var, santrafor. TFF 1. Lig'de her şampiyonla oynayacak takımda oynayabilir. Geç, alırım. Eren Çelenk, Kocaeli Spor'a gitmiş, alırım.
Marco Paccio santrofor olarak alın. Kicerin gol kralı olsun. FF1'de. Her takımda. Altay'da mesela Rodriguez var. Şilili. Her takımı alın. Müthiş. Ama Süper Lig topçusu değil bunlar. Araf'ta. Araf'ta olunca Altay'ın işine gelmiyor. Mesela Malatya'da da böyle oyuncular var. Sumidika geldi bunu söyledi. Ya bir baktım ben dedi bunlar şey topçusu değil. Çok oyuncu. Yani bir alt ligin oyuncusu ama gelmişler bizde oynuyor. Ha şimdi bir alt ligde de olup Süper Lig'de oynayabilecek oyuncular var. İşte ben transferde bunları tavsiye ediyorum. Yani altta olup üstte oynayabilecek, üstte olup altta oynayabilecek oyuncular var. Yani bunları bulun. Mesela Samsun Spor duydum. İşte, Belçika'dan, Mekelen'den galiba bir stoper alıyormuş falan diye haberler var. E kardeşim sizin bu Kevin Boyle'den aklınız başınıza gelmedi mi? Bir de 700 bin euro para ödemiş. Onu alacağınıza işte Süper Lig'de oynayan ve Süper Lig kadrosuna giremeyen oyuncular var. Bir de tabii Mustafa Denizli'yi Altay'da şu açıdan teklif ediyorum. Altay'ın kiralık verdiği TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de oynayan inanılmaz iyi topçu olan gençleri var. Ya kardeşim sen bunların 3'ünü 4'ünü tutsaydın takımda vallahi bunlar Süper Lig'de oynuyorlar şu an. Ben Süper Lig'de genç takımlardan, altyapıdan gelen oyunculara forma veren ya da alt liglerden gelip transfer edilen Türk çocuklarına forma veren teknik direktörlerimizi alınlarından öpüyorum. İster yerli teknik direktör, ister yabancı teknik direktör. Alınlarından öpüyorum. Güveneceksin kardeşim bu futbolculara. Bir iki maç sonra kendine geliyor bu çocuk. Yani varsa mayasında işi götürebilecekse bir iki maç sonra kendine gelebiliyor. Altay takımında böyle oyuncular vardı ama maalesef Mustafa Denizli bunları bile kullanamadı. Şimdi adam arıyor. Nereden bulacaksın adam? Altay transfer yapacak şimdi. Beşiktaş'tan Skala'yla, kadro dışı bıraktığı Skala'yla Gökhan Tören'in Altay'a geleceği konuşuluyor. Bilmiyorum ne yapacaklar ama birçok oyuncunun Altay'dan gitmesi gerektiğini, gideceğini görüyorum. Tolga Ünlü vardı Sabek, o da kadro dışı bırakıldı, sözleşmesi kesiliyor ama Altay'da çok iyi oyuncular var. Ben TFF 1. Lig ekiplerine buradan tavsiyede bulunuyorum. Onları alın. Bakın Marco bu hafta sayılmayan bir golü var. Ki %100 gol. %100 gol. Marco'nun attığı gol %100 gol. Ben ne dedim bu programda? Bazı lobiler var. Bazı takımların lobileri var. Bu lobiler ağır basar dedim. Değil mi? Kasımpaşa lobisi de ağır bastı. %100 gol. O var hakeminin gözleri kör herhalde. Bir daha baksın. Ama bu böyle işte yani. Onun için bak Marco gol attı. Eline bir pozisyon geçirdi bu hafta gol attı. Marco. Onun için bu oyuncuları TFF 1. Lig kulüplerine de tavsiye ediyorum. Altay'ı transfer yapamazsa Altay. Bana göre en az 6-7 tane adam alması lazım. Transfer yapamazsa çok zor günler bekliyor. Hocam, 4 takımı da değerlendirdik. Şimdi ilk devrede sona erdi. Programımızın son birkaç dakikasında ben yine sözü size bırakayım. Bir genel değerlendirme alalım ilk devre. İster bu 4 takımı değerlendirelim ya yani bir genel değerlendirme anlamında ya da hayır bunları konuştuk zaten diyorsanız bir ligin genel değerlendirmesini sizden alayım ben. Ya şimdi Süper Lig'de çok farklı bir top oynanıyor. Yani alt liglere göre çok farklı bir top oynanıyor. Kulüplerin bütçesi oranında yaptıkları yani bütçelerinin gücü nispetinde yaptıkları transferler sebebiyle hepsi takımlar oluşturdular. Bakın şimdi Çaykur Rizespor Monaco'da Marcelo'yu alıyor eski Beşiktaş'ta oynuyor. Büyük transfer ha. Yani. Onun için parası olan takımlar ligde bir kadro oluşturdular sezon başında. Bunlar için de başarılı olanlar var, başarısız olanlar var. Ama ikinci devre şeyi bakacağız transferlere. O transferler neticesinde ben size daha ilk hafta düşecek veya düşmeyecek takımları da söylerim. Ama şampiyon olacak tek takım var bu ligde oynadığı futbolla. O da Trabzonspor. Trabzonspor doğru hamleler yapacak. Transferler yapacak. 4-5 oyuncu alacak. Kadroda bir derinliği sağlayacak ve bu şekilde bu işi götürecek. Ben her zaman sezon başında söyledim. Bizim takımlarımız Süper Lig için kuruluyor.
Yani iki kulvarda gidemiyor. Hatta biliyorsun bazen çok iyi takımlarımız Türkiye Kupası'nı tekliyorlar. Türkiye Kupası maçları. Çünkü neden? Futbolcu bu kaldırmıyor bence. Günü gününe tutuyor. Ve bizim takımlarımız çok maç yapmaya yatkın takımlar olmadıkları için de her kulvarı götüremiyorlar. Trabzonspor'un Avrupa Kupalarından Roma'ya özellikle erken elenmesi, Trabzonspor'un lige dönmesini sağladı. Ligde de Trabzonspor bazı oyuncuların da üstün performansıyla kim bunlar? Bayameke, Bakasetas, Uğurcan Çakır, Cornelius. Yani bunların ortaya koydukları performans nedeniyle rakiplerinin de kötülüğünden dolayı maç tarihi gitti. Ben her zaman bir şey söylüyorum. Sizi bazen rakipleriniz şampiyon yapıyor. İşte bu sene öyle bir sezon. Fenerbahçe kötü, Beşiktaş kötü, Galatasaray kötü. En iyi takım Trabzonspor. Trabzonspor rakiplerinin bu kötü durumda olmasından faydalanarak ilk yarıyı önde bitirdi. İkinci yarıda da bu elde ettiği avantajı korumaya çalışacak. Koruyabilir mi? Bu kadro, bu oyun anlayışı, bu mantık. Yani teknik adamın bir mantığı var. Teknik adam sahanın kenarında yaşıyor o şeyi, mücadeleyi yaşıyor. Futbol oynatıyor. Gerçekçi futbol oynatıyor. Hayali bir futbol oynatmıyor mesela. Neydi bu? Heredia. Hayalci bir adam. Hayalci bir adamdı. Bu gerçekçi bir adam. Onun için lig benim beklentilerim çerçevesinde geçti. Adana Demirspor'da beklediğim başarıyı yakaladı. Alanyaspor, Hatayspor, Gaziantepspor lige döndüler. Yani güçleri oranında mücadele ediyorlar. Sivasspor da keza öyle. Sivasspor çok iyi bir takım. Avrupa kupalarında oynaması onu biraz lige geç dönmesi oldu. Bunlar işte orta sıralarda takımlar. Konyaspor'un büyük başarısı var. Bunu da alkışlamak lazım. Konyaspor'u da kutlamak lazım. Vasat takımlar diye nitelediğim takımların içerisinde en iyisi ve bir de en iyi mücadele edeni. Bunu şeye de döken, yani bir taktik anlayışına, sahada oynadığı futbolu öyle yani doldur boşaltla değil, bir taktik anlayışa döken bir futbol mantıklısı var Konyaspor'un. Bunu da İlhan Palut takıma kazandırdı. İlhan Palut'un çünkü böyle bir mantıklısı var. İlhan Palut'u da buradan kutlamak istiyorum. Onun da yolu açık oldu. Önü açık oldu. Düşecek takımlar bana göre 21-22 puanlı takımların tamamı düşmeye oynar. Kayserispor, Antalyaspor, Giresunspor, Galatasaray Ligi'nin son 5 takımı, Altay, Malatya, Kasımpaşa, Giresun, Çaykur Rize, 7-8 takım yani. Bunlar ligden düşmeme mücadelesi. Yani bu kesin. Kimse ayar görmesin. Yani 22 puanlar dahil, ki buna Antalyaspor, Kayserispor da dahil. Bu akşam onların oynayacak maçları var. Olacak bilmiyorum ama 22 puanlı takımların tamamı düşme mücadelesi içinde olacaklar diye düşünüyorum. Bana göre yani şampiyonluk için pek fazla mücadele olmaz da. Eğer Trabzonspor hata yapmazsa. Ama düşmek için inanılmaz büyük bir mücadele göreceğiz. Ligde transfer yapamayan takımlar da zaten ilk haftadan onları düşmüş olarak ilan edeceğiz. Çok enteresan bir şey. 2003 yılında iki tane İzmir takımı Göztepe ve Altay birlikte düşmüşler. Bu sene de öyle bir durum yaşayabilir. İzmir Süper Lig'de takımsız kalabilir diye değerlendiriyorum. Evet, geçen sene de Ankara'nın başına gelmişti bu kaza diyelim. İzmir takımlarını uyaralım bu anlamda. Hocam çok teşekkür ederiz. Hem genel bir değerlendirme almış olduk hem de ilk devrenin son haftasında 4 takip ettiğimiz takımı geniş geniş konuşmuş olduk. Ben tabii yine size kızanlar olacak ben biliyorum ama siz doğruyu söylemeye devam edeceksiniz. Doğruyu duymak isteyenler de bizi izlemeye devam etsinler bu kanalda. Hem Özcan Pehlivanoğlu hem de diğer değerli yorumcularımız da biz futbolu seven ve bilen kişilerle çalışıyoruz. İzleyicilerimizin de futbolu seven ve bilen kişiler olduğuna inanıyoruz. Ve tabii ki henüz abone olmamış olanları da abone olmaya bir kez daha çağırıyoruz. Önümüzdeki günlerde biraz daha transfer ağırlıklı videolar izleyeceksiniz bizden. Zaten çok gecikmeden 2 hafta sonra ligler yeniden başlıyor. Hemen yılbaşından sonra da bir sonraki işte 20. hafta karşılaşmalarını yavaş yavaş Özcan Hoca ve diğer değerli yorumcularımızla konuşmaya başlayacağız. Ben hem hocama hem de bizi izleyenlere teşekkür ederek bu akşamki yayınımı da kapatıyorum efendim. Yeniden görüşmek üzere. Bu arada bir şeyi unuttum. Bütün futbol severlerin, takımların, oyuncuların, yöneticilerin, herkesin yeni yılı şimdiden kutlu olsun. Onlara 2000,
2022 yılının en azından futbolda istedikleri başarıları getirmesini dileyelim. Her şey gönüllerince olsun. Sağlık, mutluluk, huzur diliyorum hepsine. Görüşmek üzere.